Merhaba arkadaşlar. 6. sınıf matematik dersi açı problemlerini çözeceğiz. Bir 15-18 kadar sorumuz var. Açıların zaten genel hatlarıyla işte bütünler açı ne demek, tümler açı ne demek az çok biliyoruz. Tümler açı toplamları 90 olan açılardır değil mi? Şunları bir isterseniz bir basitçe gösterelim. Şimdi A artı B açılarının toplamı 90 derece ise A ve B'ye ne diyorduk? Tümler diyorduk değil mi? Hocam 900 yazdınız. Yok bu derece. Ha, şöyle derece biraz çıkardım. Dereceyi büyük yapınca 900 gibi oldu. Tümler oluyor. Tümler, evet. İki tane açı var mesela yine A ve B olsun bunlar. Bunların toplamı eğer 180 derece ise bu açıları da ne diyorduk? Bu sefer bütünler açı diyorduk değil mi? Bir de iç ters açılar vardı. Mesela şöyle bir çapraz çizdiğimiz zaman şuradaki açı şuradaki açıya eşitti. Eşit, yani karşılarındakiler birbirlerine buradaki eşit. Açı da buradaki açıya eşitti. Eşit. Bazı temel şeyleri bildiğimiz zaman bütün hepsini çözebiliyoruz. Zaten bir de mesela bir üçgen düşünelim. Şöyle üçgen düşünelim. Üçgenin iç açılarının hepsinin toplamı nedir? 180'dir. Bunu da bileceğiz. Bunlar temel problemlerimiz bizim. Şimdi buradan çözüyoruz. Birinci sorudan başlayalım. Diyor ki D ve E doğruları, doğrularına göre EGB açısı. EGB açısı. Yani şuradaki açıyı bize soruyor değil mi? Evet. Şimdi hemen bakalım bunu bulalım. Burada bir şey vermiş. Bak GE doğru parçası GE E'ye dikmiş. Yani şurası 90 dereceymiş. Evet. Bize bunu söylemiş orada. O halde şu yan taraf da yani şurası da 90 derecedir. Bak dikkat edersen şuradaki 36 derecelik açının ters açısı burada. Evet. Şurası yani şurası 36 derece. Derece. O halde tamamı 90 derece olduğundan şuranın tamamı 90 olduğundan evet. Şurası da 36 olduğundan 90'dan 36'yı çıkartırsak eğer 4 burada ne kalır? 8, 5, 54. 54. Demek ki şuradaki açımıza ne kalır bizim? 54. 54 derece kalır. Devam ediyoruz. Şimdi diyor ki ABH açısı HBG'yi eşitmiş. HBG yani şu açıya biz A dersek şurası da A açısıymış. Evet. A. Bir de ne diyor? CBE. Bakalım CBE açısı şuradaki açıyla FBE. FBE şuradaki açı da birbirine eşitmiş. Bunlara da BB diyelim. Şimdi dikkat edersen bak şuranın tamamı 180 değil mi? Evet hocam. Buranın tamamında bak iki tane A var. Evet. İki tane B var. Bir de 66 var. Bunların hepsi 180 derece miymiş? Evet hocam. O halde buradan 2 tane A ve 2 tane B nedir? 66 bu tarafa eksi geçerse 180 eksi 66'dır evet. Değil mi? 180'den 66'ımızı hemen çıkartalım. Burada kaldı 4. Burada 7, 1, 114. 114 nedir? 2 tane A artı 2 tane B'nin toplamı. 114. Peki 1 tane A ile 1 tane B'nin toplamı nedir? Bunu 114'ün yarısıdır. Evet. Yani 57'dir. Dursun. Evet. Şimdi bana neyi soruyor? H, E, B. Bakıyorum H, E. Yok H, B, E. H, B, E. Yani bana şurayı mı soruyor? Evet hocam. Yani bana sorduğu yerde A artı B artı 66 var. Doğru mu? Evet hocam. Zaten A artı B'yi 57 bulmuş muydum? Evet hocam. O halde 57 ile de 66'yı toplarım. Cevabım 123 olarak bulurum. Geçiyorum 3. soruya. K, L, M, B eşkenar dörtgenmiş. Tamam. O halde burası 76 ise... Bu karşısı da 76 olur. Çünkü eşkenar evet. Dörtgen diyor. Şuradaki karşılıklı kenarlar da birbirine eşit. Ora beni ilgilendirmiyor evet. Şu an. Peki ABC de dümdüz bir çizgiymiş. Evet. Buna göre MBC yani MBC şuradaki açıyı soruyor. Evet. Şimdi şuradaki soru işaretli açı artı buradaki 76 artı buradaki 52'nin toplamı tamamı 180 evet, olacak hocam. Mı? Yani soru işaretli yer artı 76 artı 52 eşittir 180. 180. Burada da 76 ile 52'yi evet. Hemen toplayalım şurada. Şöyle bir kenarda toplayalım. 8. Hocam, burası da ne yapar? 12. 128 yapar. Bu 128'i de 180'den çıkartırsak eğer. 128'i evet. Çıkartalım. 2. Burada kaldı 7, 5. 52 derece şeklinde cevabımızı bulabiliriz. Şimdi ABC ikizkenar üçgenmiş. Şimdi burası 80 derece ise evet, şuradaki 80. Açı ve şuradaki açı birbirine eşittir. Ha, evet. Neden? Çünkü ikizkenar üçgende bu açıları eşit kenarları gören açılar birbirine nedir? Eşittir. Eşittir.
O halde üçgenin iç açıları toplamı 180 derece ise evet. Bu B açısı ve C açısının toplamı 100 olacak evet, mı? Evet hocam 80 yani 50-50 olabilir. Yani 50-50 olur. Olabilir değil direkt olur diyeceğiz. Evet. Daha sonra AB, AC eşit o da EF'ye eşitmiş. Evet. Bu arada DEFC de bir kareymiş. O zaman şurası buraya, buraya ve buraya eşit mi? Evet. Dikkat et bak şimdi bak. A, C, D üçgenine bak. Evet. Burada da bir eşkenar üçgen çıktı mı? Evet. Yani şu açıyla şu açı birbirine eşit mi? Evet hocam. Çünkü karşılıklı gördükleri kenarlar bak şu kenar. Bunun da gördüğü kenar birbirine eşit çıktı evet. mı? Çıktı kareden dolayı. Bana neyi soruyor? CAD. C, A, D. Zaten oradaki açıyı soruyor bana. Tamam. Şimdi hemen burayı bulalım arkadaşım. Başka bir şey vermiş mi diye bir bakıyorum. Şimdi burası 80. Şuralar 90 derece. Evet. Bak şimdi burası 90 derece. Hocam, çünkü kare diyor. Hocam şurayı C'nin üstündeki yeri hocam 90 artı 50 hocam bir de. Bir de 180'den evet, çıkaracağız. Hocam. Aferin. Yani şura şimdi Yunus Emre diyor ki şurası diyor ki 90. Burası da 50 olduğuna göre bunların hep bir de şurayla toplayınca 180 olması için buranın 40 evet. olması lazım. Peki şimdi bak A, C, D üçgeninde şu üçgenin bir açısı 40 ise şu kalan iki açının toplamı 140 olacak. Demek ki 140 olması için açıların ne olması lazım? Bir tanesinin 70, bir tanesinin de 70 olması lazım. Zaten bana 70 derecelik açıyı evet, soruyorlar. Şuradaki olayı gördük bir soru bitiyor. Şimdi diğer testimize geçiyoruz hemen. Yukarıdaki şekilde verilen ABC ve DEB birer üçgen olmak üzere aşağıdan hangisi yanlıştır diyor. Bakalım. Şimdi CDB. Bakıyorum CDB nedir? Geniş açılı bir üçgendir. Bak bir tane açısı şu açısı 90'dan büyük mü? Evet. O halde bu geniş açılı bir üçgendir. Evet. CEB. Bakıyorum şimdi şöyle bir sileyim bir daha yapayım. Şuna doğru bir şey. CEB. Evet bir tane dik üçgen evet. var mı burada? Dik. Dik açılı. Evet. DEB. Bakıyorum D. E. B de ne diyor? Dar açılı bir üçgendir. Bir de diğerine de bakayım şunu tam incelemeden. C, A, E. C, A, E. Bu da geniş açılı bir üçgendir diyor. Şimdi bir inceleme yapalım hemen. Dar açılı üçgen değil mi hocam? Şimdi bak şurası 90 derece. Tamam mı? Şuradaki evet. iki açı 90 dereceden küçük. Evet. Şimdi şuradaki açı 90 dereceden küçükse şuradaki açı 90 dereceden büyük olmak evet. zorunda. Çünkü niye? Bak şuranın tamamı 180. 180. Mesela bak burası 30 olsa. Bak şimdi mesela evet, burası 30 olsa. Şurası 60 olsa. Burası 120 olacak mı? Evet. Demek ki D. Şurada E mi vardı? Evet. E'yi sildik herhalde. D, E, B geniş açılı evet. bir üçgen. Oluyor. Demek ki dar açılı bir üçgen demek yanlıştır. Yanlıştır. Tamam geniş açı var çünkü orada. Evet. Şimdi diyor ki burada bir 40 derece vermiş. A, G, C'yi soruyor bize. A, G, C. Yani şuranın komple tamamını soruyor. Yani 180'den küçük. Yok. Ha 180'den küçük tabii. Şimdi şurası 90 derece bir kere. Evet, tamam hocam. Şurası bir 90. Ben yani şuradaki açıyı bulduğum zaman soruyu çözerim. Evet. Şimdi bak şuranın tamamı 180 mi? Evet hocam. Şimdi bu 180'in 90'ı burada. Evet hocam. 40'ı burada. Evet. Ne yaptı? 130. 130. Demek ki burada da 50 kaldı 50 mı? 50 kalacak. Kaldı. Zaten 90 da şurada var mıydı? Evet. 90, 50, 50 daha bana sorduğu açı ne olmuş oldu o zaman? 140, 140 olmuş, olmuş oldu. Şimdi diyor ki bütünler iki açıdan biri diğerinin 3 katından 20 fazladır. Evet. Birine A diyelim. Diğeri de 3 katından önce A'yı 3 ile çarpıyorum ve 20 de fazlaymış. Fazla. Açılarımdan bir tanesi bu, bir tanesi bu. Ve bunların evet. toplamı da 180 derece olmak zorunda. Çünkü bunlar bütünler diyor, bütünler. Evet. Toplayalım bunları. Bir tane A burada var, bir tane A burada var. 4 tane A artı 20 eşittir 180. Şimdi kimi 20 ile toplarsam 180 yapar? Tabii ki de 160'ı. Yani 4 tane A 160 ise kimi... Yani... Kimi 4 ile çarparsam 160 yapar? 40'ı. 40'ı. Cevabımız ne oldu o zaman? 40. 40. Yok 50 mi oldu? Yanlış mı yaptım? Ha pardon soru bitmedi. Şimdi A 40 ya. Evet hocam onu söyleyeceğim. Buna göre küçük açının tümleyeni. Küçük açı 40 mı? Evet hocam. Tümleyeni de 50 yapar. 50 yapar. Soruya devam ediyoruz yani bitmedi soru. Evet geçtik. Bir diğer soruya nereye geçtik biz ya? Epey hocam, gidiyoruz. Hocam kazanım. Tarama sorularına geçelim. Ha açı problemlerini bitirdik. Evet, şunlara mı geçtik? Geçelim tamam sıkıntı yok.
Şimdi şekildeki doğrular O noktasında kesişiyormuş. 70'i vermiş, yani, 60'ı evet. vermiş, 40'ı vermiş. EOF. Şimdi EOF. Şuradaki açıyı bana soruyor. Bak şimdi. Şurada bir 70 derece var. Dikkat et. Şurası da 70 derece. İç ters açılar. Doğru mu? Evet hocam. Şimdi bak şu açıya komple 180 mi? Evet hocam. Bu 180'i bak 40'ı burada. 70'i burada, 60'ı burada. Hepsi 170 yaptı. Buraya da 10 derece kalır o halde. Evet hocam. Bu şekilde ne yapıyoruz? Hemen buluyoruz. Şimdi aşağıdaki noktalardan hangisi KLM'nin iç bölgesinde değildir? Tabii ki de D dış bölgesindedir. Aynen. Evet. Dış bölgesindedir. Hocam D herhalde uzaya gidiyor. Evet. Nereye gittiğimizi geldiriyor. Boş ver. KLM. KLM. Aa, hocam İyi de bir şey E de değildir ama E'yi şıklara vermemiş. Şıklarda yok E. Belli ki hocam ya, E de var. Evet. Ha, yani şıklar arasında ikisini birden vermez şıklarda. Yukarıdaki şekilde A, O, B noktaları doğru salmış. Dümdüz bir çizgi. Evet, şimdi burada da bir ne diyor? C, O, A, B'ye dikmiş. Tamam. Buna göre hangisi yanlıştır diyor. Hocam şimdi bir kere orası 90 hocam. Yani şurası 90 hocam. Yanındaki yerde hocam 90 olması gerekiyor. Yani 90, şu 90 açı, şu A açısıyla şu B açısı birbirinin tümleyeni olacak mı? Evet hocam. A artı B 90 derece olacak. Direkt yanlışlıkla bakalım. Uğraşmayalım. Şimdi A, O, C. Bakıyorum bak. A, O, C şu açı ile D, O, B. D, O, B şuradaki açı komşu. Bir kere komşu değil ki bunlar. Evet hocam. Yani şuradaki açıyla diğer açı şuradaki komşu açı komşu değil. Ancak, aralarında bu açı var. Ancak A ile birleştiği zaman evet, aynen öyle. Şekildeki B, O, E ile A, O, C komşu bütünlerdir. Şimdi bakalım B, O, E neresi? B, O, A pardon. B, O, A yani şu açıyla evet. A, O, C, A, O, C şu 105 bütünler açı. Komşu bir tane zaten biliyoruz bunu. Bütünler evet. olduğunu. Yani demek ki buraya da ne kaldı? 65 derece kaldı. Çünkü toplamı 180 evet. olacak. Şimdi B, O, D açısı kaç derecedir? B, O, D açısı kaç derecedir? Diyor. Bir tane daha şey vermiş bak. A, O, B ile A, O, B yani şu 65 derece ile de B, O, D. B, O, D neymiş? Tümler. Tümler. O zaman bunların da toplamı 90 olacağından buraya da ne yazacağız? 15 demiş. Bir dakika B, O, D. Ha bize başka bir şey soruyor. Neyse biz şurayı bulalım. Tamam hocam. Şimdi şurası 65 mi? Aynen hocam. Burası 65. 90'dan 65'i çıkarırsam buraya 25 kalır mı? Evet hocam. Kalır. Bana neyi soruyor? B, O, D. B, O, D. İyi de 25 çıkıyor. Yanlış mı yaptık bir yeri? Bir daha baştan yapalım. Tamam. Şimdi bir daha bakıyorum bak. B, O, A. Ben şimdi bir bakayım. B, B, O, A ile A, O, C komşu bütünler. O zaman şurası, burası 75 yapacak arkadaşım. Yanlış hocam. 75 yapınca da burası 15 yazacak. Evet değil hocam. Mi? Toplamayı yanlış. Senin görevin neydi? Soruları düzeltmek. Evet, işlem hata. Sen ancak benim dediklerimi tekrar ediyorsun. Ben A, O, B diyorum. Sen de A, O, B diyorsun. Sen işlemlerime bak arkadaşım. Anladım, ya. Değil mi? Hocam. Evet. Görevimizi yerine getirelim. Şimdi ölçüsü 40 derece olan açının tümleri. Şimdi ölçüsü 40 derece olan açının tümleri 50 derecedir. Evet hocam. Ve bütünleri. Bütünleri ne kadardır? Ölçüsü 40 olanın bütünleri de 140'tır. Çünkü toplamı 180 olacak. Bunların bizden toplamını istiyor. Yani 190 olacak. Şimdi yukarıdaki verilen şekle göre aşağıdakilerden hangisi komşu ve bütünler açı değildir diyor. Hemen direkt yanlışlıktan gidelim. Şimdi FGD. Nerede FGD? FGD. Yani şuradaki açıyla AGB. AGB. Şuradaki açı. Bunlar bir kere iç ters açı. Evet hocam. Değil mi? Bunlar iç ters açı. Evet. Komşu bütünler açı değil. Evet. Yukarıdaki verilen şekilde yine ne diyor? OA, OC'ye dikmiş. OA. Şuradaki OA, OC'ye dikmiş. Peki BOD'de doğrusal bir çizgiymiş. Tamam. 55 derecelik bir açı var. 30 derecelik bir açı var. EOD'yi soruyor bizden. EOD soru işaret yer. Şimdi önce şurayı bulalım. Şimdi bir kere AO, OC'ye dikse ve şurası 55 ise tamamı da 90 olacağından O açısının tamamı 90 olacağından 90'dan ne yapıyoruz? 55'i çıkartıyoruz. Burada kaldı 5, 8, 3, 35. Şurası 35 derece mi? Evet. Peki şimdi bak şuranın tamamı 180 derece mi? Evet hocam. Şimdi 35 burada.
30 da burada, 65. Evet hocam. 180'den ben bu 65'i çıkartırsam o halde soru işaretli yeri bulur muyum? Evet hocam. Burası da 115 yapar. Tamam. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım. Şimdi ölçüleri farkı 80 derece olan iki açının bütünleyenlerinin farkı da 80'dir. Şimdi mesela deneyelim. Ölçülerinin farkı 80 derece olan iki tane açı verelim. Birisine 90 olsun, birisi 10 olsun. Tamam, tamam. Bunların farkı 80 mi? 80. Bütünleyenleri, bunun bütünleyeni 90, bunun bütünleyeni de 170 mi? Aynen. Bunların arasındaki fark yine 80. Yine 80. Bak doğru çıktı. Evet. Biz yanlışlıkla bakalım. Uğraşmayalım. Vaktimiz ölçüsü gitmesin. Ölçüsü 90 derece olan bir açının tümleyeni bir dar açıdır. İyi de tümleyeni de 90 derece. Evet. Şimdi tümleyeni diyor. Ölçüsü 90 derece olan bir açı var. Tamam mı? Tamam hocam. Bunun tümleyeni diyor. İyi de tümleyeni olmuyor ki zaten 0 derece evet, oluyor. Evet hocam. Şimdi zaten kendisi 90. Tümleyen toplamı 90 olacaktı. Evet. Değil mi? O zaman dar açı değil, iyice evet. Açı olmuyor evet. Yani. Dar açı olması için en azından 0 dereceden büyük bir açı olması lazım ve 90'dan küçük olması lazım tabii. Şimdi yukarıdaki şekle göre verilenlerden kaç tanesi doğrudur diyor. Bakalım. Şimdi AOB ile AOB ile BOC BOC komşudur. Evet, bunlar komşudur. Yani bizden şu açıyla şu açının komşu mu değil mi diye soruyor. BOC ile BOC yani şu açıyla COD. Şu açı bunlar da komşudur. Bunlar da komşudur. Evet. Yan yanalar çünkü. AOC. AOC yani şu açının tamamı şöyle evet, kalın çizgiyle göstereyim. DOC ile DOC yani şu açıyla bu da komşudur. Bu da doğru. Şimdi bir temizleyelim. İlk üçüne doğru demiştik zaten. Evet hocam. AOB yani şu açıyla DOC şu açı komşu değildir. Çünkü aralarında boşluk var. Bak. Görüyorsun. Demek ki üç tanesi doğruymuş. Doğruymuş. Evet. Bu soru da biraz şekilsiz bir soru. Şöyle bir şekilli sorulardan birkaç tane bakalım diyeceğim ama mesela neyse çözelim mi? Çözelim neyse. Biraz böyle uğraştırıcı soru ama. Şekle göre yukarıdaki yerden kaç tanesi doğrudur bakalım. Şimdi diyor ki S ve T noktaları AOB. Şimdi AOB şuranın şu üçgenin içine kalıyor aslında. Bölgesi ile ACB. ACB'nin yani hocam, şuranın ABC'nin dış bölgesinin kesişiminde bulunuyor. Evet. Dış bölgesinin kesişiminde bulunuyor. Çünkü bunlar S ve T dışarıdalar. Bu şekilde. Evet. Tamam. Bu soruları da buna göre yapıyorsun. Ben şimdi çok uğraşmak istemedim açıkçası. Diğerlerine de böyle arkadaşlar baksın. İç bölgesi ne demek? Mesela şöyle. Şimdi diyelim ki şurası A. Evet. Şurası B. Burası C. C. Şimdi şu bölge iç bölge. Evet. Şurada kalan bölgelerde dışarıda kalan bölge. Dış bölge. Bu şekilde bu soruları yapıyoruz arkadaşım. Buna benzer başka şöyle işlemli soru bir de şunu çözelim bırakalım o halde. Şöyle bize biraz işlemli sorulara bakıyoruz daha çok. BEFC'ye dikmiş. Evet. BE nerede? BEFC'ye dikmiş. Yani şurada 90 dereceyi vermiş. Evet. AKB de CKD'ye eşitmiş. Onu da vermiş soruda. 58 de vermiş. Buna göre FKD nedir diyor. FKD yani şu açının tamamı. Evet. FKD şu açının tamamı. Şimdi bak buraya A diyelim. Buraya A diyelim. Şurası zaten 90 derece. Derece. Bak dikkat et. Şuranın tamamı 180. O halde şurası 90 değil mi? Evet. Demek hocam. Ki A nedir? 58'den 90. 58'den de hocam 90'ı çıkartırsak 90'dan 58'i çıkartacağız. Evet 90'dan 58. Evet 2 pardon. Burada 8 32. 32. Şurası 32. Evet. O zaman burası da 32 mi? Evet hocam. Şurası da 180-32 olmaz mı? Evet hocam. Yani 148 olarak 148 bulabiliriz olur. Arkadaşlar. Evet hepinize iyi günler diliyoruz.